canla başla çalışacağız. Özellikle bu hafta Orhan Bey için önemli bir hafta. Çünkü evet. yıllarca emek verdiği teşkilatın, daha doğrusu Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl evet. dönümü. Bu hafta da polis haftası biliyorsunuz. Evet. Çok özel konukları ağırlayacağız şimdi. Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, biz yatağımızda rahat rahat uyuyabilelim diye kolunu, bacağını, canını kaybeden yiğitler var bu memlekette. Türk Polis Teşkilatı'ndan bahsediyorum. Polis haftası nedeniyle tüm polislerimizi, hayatını kaybedenleri de öyle, sevgi, saygıyla anıyorum. Hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Gazilerimize de öyle. Onları bütün kalbimizle kucaklıyoruz. Sevgi ve minnetimizi sunuyoruz onlara. Ve özel konuklarımızı hemen ağırlayalım mı, çağıralım mı? Onlarla konuşacaklarımız var. Bugüne kadar çıkmadılar. Hemen onları çağıralım ve siz kendiniz görün istiyorum. Komiser evet. yardımcısı Ömer Kurt, polis memurları Faruk İşmir evet, ve Büşra Münikoğlu. Benim tam da bir dakika ne oldu ya? Hadi gel, yine kendi kendine Dur. Konuşuyorsun. Yok. Bak Duran'ın dediği gibi çarşı ve mahalle bekçisi Sercan Yörük konuklarımız. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ömer Bey galiba. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne güzelsiniz. Hoş geldiniz. Selamlar. Şöyle alayım sizi. Ya şöyle öne gelebilirsiniz. Ömer Bey böyle gelin. Konuşacaklarımız var size hemen. Polis haftanız kutlu olsun. Bekçimizi de şöyle alalım. O da çok büyük. Evet. Hizmetler veriyor, emekler veriyor. Orhan Bey de sizden biri, teşkilattan biri. Sağ olsun. Nasılsınız Türk Polis Teşkilatı'nın? Polis haftası kutlu olsun. 177. yıl. 177. yıl. Direkt olay. Çok köklü bir teşkilatsınız. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın selamlarını getirdik ilk Ay, önce. Sağ olun. Teşekkür ederim. Komiser yardımcısı Ömer Kurt, İstanbul Asayiş Şube, Cinayet Büro'da görev yapmaktayım. Evet. Arkadaşlarımıza beraber. Sizi tanıyalım. Siz de Cinayet Büro'dan. Faruk Kişmir, Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapıyorum ben. Siz? Polis memuru Büşra Nünikoğlu, Asayiş Şube Müdürü Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapmaktayım. Ve siz de? Çarşı Mahalle Bekçisi Sercan Yürük, Harbiye Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapmaktayım. Bugüne kadar Cinayet Büro herhalde çıkmadı. İlk kez bize nasip oldu sizi ağırlamak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Cinayetleri konuşurken sizleri ağırlamak çok çok mutlu ediyor beni gerçekten. Şimdi özellikle ben merak ediyorum. Bu, geçen sene İstanbul'da çok cinayet işlendi mi? Geçen sene... Başarı oranınızı merak ediyorum. Güvenli bir şehirde mi yaşıyoruz Ömer Bey? Biz onu evet, anlatır mısınız? Onu anlatacağım ben Lütfen, size. Lütfen, çok mutlu Geçen olun. Sene İstanbul tüm bölgelerimizde İstanbul'umuz 3 bölge şeklinde yönetiliyor. Bir büro amirimiz evet. şeklinde. Aha. 297 cinayetimiz oldu. Aha. Bu cinayetlerin 297'si aydınlatıldı. Bu Oo, Cumhuriyet bravo. Tarihinde bir ilk İstanbul bu adına. Sayıyı bir daha alabilir miyim? 297. 297 cinayeti aydınlatmış. Evet. Çok büyük bir alkış hak etmiyorlar mı? Bunun yanında biz aynı zamanda bu 297 cinayeti çözmekle de kalmadı bizim ekiplerimiz. Vallahi ben kendi adıma size gerçekten şükran borçluyuz ama bazen ben şunu merak ediyorum. Bazı meslektaşlarımız ekranda şunu yapıyorlar. Cinayeti biz çözdük. Ama ben biliyorum ki asıl cinayeti biz ekranda konuşuyoruz. Evet. Biz çelişkileri ortaya koyuyoruz. Biz bütün işte gerçekleri fotoğrafı ortaya koyuyoruz ama işi siz çözüyorsunuz. Ekranlarda biz çözdük deyince üzülüyor musunuz? üzülüyor muyuz diye bir şey yok. Sonuçta sizi biraz sonuç bizim için önemli. Evet, bir doğru.
Biz bir cinayet olduğu zaman, bir cinayete gittiğimiz zaman biz orada ağlayan annenin babanın en azından ufak bir yüreğine su serpmek için oraya gidiyoruz. Olay yerine... Bunun sonucunda siz olmuş biz olmuş hiç önemli değil. Aydınlansın da hiç problem değil. Ama asıl siz aydınlatıyorsunuz, o da bir gerçek tabii ki. Evet, ben geldim. Peki ilk cinayet yerine gittiğinizde neye dikkat ediyorsunuz önce? Cinayet mahalline gittiğinizde. Şimdi burada işte cinayete suçlanan bir aile var mesela Mersin'den, Tarsus'tan geldiler. Hoş geldiniz. Ya da ölüme sebebiyetten dolayı suçlanıyorlar. Evet. Yok sizin için gelmediler, sakin ol. Sakin ol ya, hadi gel. Herkese yani. Tamam. İlk cinayet yerine gittiğinizde neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi cinayet yerine gittiğimizde bizim ekiplerimiz çok tecrübeli ekiplerimiz. Hı-hı. Biz olay yerinde sadece gezeriz ve izleriz. Hı hı. Çünkü oradaki olay yeri size bir şeyler anlatmak ister. Siz onu görmek zorundasınız. Hı hı. Siz ilk olarak bir işe başladığınız zaman o olay yerinde ne olduğu hakkında bir fikir edinmeniz gerekiyor. Daha sonra delillerden cinayeti çözmek için ilerleyebilirsiniz. Ama oradaki ilk intiba, orada zaten ilk bir şeyleri kavrayabilmeniz zaten cinayetin %20'sini, %30'unu çözmüşsünüzdür. Doğru. Bu doğrultuda oradaki olan şeyleri mesela şöyle kısa bir örnek vereyim. Orada bir kargaşa olduğunu, burada bir kavga olduğunu görebiliyorsunuz veya düşüş açısı. Sonrasını ben şunu biliyorum. Sonrasında bazı senaryolar kafanızda yaratıyorsunuz. Evet. İşte o değil senaryoları mi? Orada kuruyoruz. Yani en iyi senaryo, en iyi senaryo katili yakalar derler. İşte oradaki... Ya biz de burada bazı senaryolar, olasılıklar üzerinde konuşuyoruz. Ama tabii asıl sizin HTS kayıtları, her şey sizin elinizde oluyor. Onlar daha sonra İzleme siz yapıyorsunuz. Teknik dinleme siz yapıyorsunuz. Evet. Ama şunu biliyorum, yani benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla. Yani burada da öyle, anladım. Ben daha önce siyaset programları yapıyordum. Burada şimdi farklı bir program formatıyla izleyicilerin karşısındayım. En iyi senaryo dolayısıyla katili yakalar derler. Siz de bir senaryo kafanıza kuruyor musunuz? Muhakkak bir senaryoyla ilerliyoruz zaten. Değil mi? Tabii. Ya, olasılıklar üzerinden. Bu senaryoyu bizim kurmuş olduğumuz senaryoyu daha sonra yapmış olduğumuz teknik çalışmalar destekleyerek evet biz doğru yoldayız. Hı hı. Ve o yolda ilerleyerek zaten katile ulaşıyoruz. Peki daha çok İstanbul için soruyorum ama diğer şeyler için, şehirler için de söyleyebilirsiniz. Hangi nedenlerden dolayı cinayet işleniyor? Cinayet nedenleri genellikle alacak verecek oluyor. Aile içi konular oluyor. Kıskançlık yani genel bir kavram diyelim. Aile içi kıskançlık gibi konular da içine alıyor. Peki İstanbul'da yani böyle kafama koydum bu cinayeti çözeceğim dediğiniz, şu anda hala çözemediğiniz ama hırs yaptığınız bir olay var mı? Olayın şey sormayacağım ama öyle bir olay var mı? Var. Var mı? Üzerinde çalıştığınız. Her cinayetçinin vardır Didem Hanım. Vardır değil mi? Vardır. Evet yani şu an hırs yaptığınız olayı ama sonra inşallah ben yaklaşacağınıza inanıyorum. Zaten bir cinayet emek vermezseniz o cinayet çözülmez ki. Evet kesinlikle. Her şeyde bu böyledir. Sadece bir cinayet için değil. Eğer siz ona emek verirseniz bir sonuç alırsınız. Ben Zafer Müdürümü ziyaret ettiğimizde onun özellikle böyle faili meçhul İstanbul'da kalmasın diye hassasiyetini çok iyi biliyorum. Evet. Dolayısıyla burada da ona sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hı hı. Şanslısınız. Teşkilatın başında çok tecrübeli, çok özveriyle, siz de öyle. Yani teşkilatın başındaki kişi özveriyle çalışınca alta doğru yansıyor. Biz burada da biliyoruz. O yüzden çok şanslı olduğunuzu da düşünüyorum. Şimdi, Zafer Müdürümle beraber Sayın çalıştığınız Zafer için. Zafer Aktaş Müdürümüzün gelmesiyle 2020 yılında size az önce dediğimiz gibi 297 tane cinayet çözüldü ve faili meçhulsüz kaldı. Tabii bu yukarıdan bir güç olmadan bunu çözmeniz mümkün değil. Evet kesinlikle. Sayın müdürümüz, şube müdürümüz, büro amirimiz bu bir birlikte grup çalışması. Ya bunu birilerinden güç almanız gerekiyor. Bunun yanında biz 297 cinayeti çözerken de 10 tane de geçmiş yılda faili meçhul cinayet çözdük. Geçmiş yılda 2001'in 2 tane olayı çözüldü. Yani 20 yılı dolmuş ve zaman aşımına geçecek. Bravo. 2 tane cinayet çözüldü. Bravo o zaman. Koy taban altın. Size döndüm ne olur kusura bakmayın. 2005'in cinayeti çözüldü. 2010 yılındaki faili meçhul cinayetimiz çözüldü. 2011'de 2 cinayetimiz çözüldü. Vallahi Merve, vallahi. Yani bunları da yapmak tabii ki bizim sayın müdürümüz, şube müdürümüz, büro amirlerimizin bize güvenmesiyle de oluştu diyebiliriz. Kesinlikle yani. Öyle. Kadınlar fazla mı sevgili Büşra Hanım? Sayınız nasıl? Ben onu Ömer Bey'e sormayacağım, size soracağım. Cinayet büro amirlerinde 2 bayan olarak çalışıyoruz. Hı-hı. İçeride bir ablamız var. Dışarıda ekipte tek bayan benim. Aslında kadınların sezgisi daha iyidir. Biz bu anlamda keşke daha çok olsanız. İnşallah sayı daha da artar. İnşallah daha artar. Zaten bununla alakalı çalışmalar devam ediyor. Meslekte kaçıncı yılınız size? Benim meslekte 5. yılım. Maşallah. Cinayet büroda 5. ayım ama 5 ay bana yetti 5 yılda.
çok tatlı. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum size. Peki en son şunu merak ediyorum sevgili Ömer Bey. Biz güvenli bir şehirde yaşıyor muyuz? İstanbul'da çok, çünkü İstanbul'u yönetmek demek aslında Türkiye'yi yönetmek demek. Doğru. Yani İstanbul güvenliyse Türkiye güvenli demektir. Yani biz güvenli bir şehirde yaşıyor muyuz? Şöyle anlatayım ben size. İstanbul, Türkiye nüfusunun, Türkiye'nin %18.7'lik nüfusunu İstanbul karşılıyor. Bunun yanında da yıllık İstanbul'a 7.8 milyon nüfus turist geliyor. Evet. Bunun yanında da yabancı insanlar var. Ve bunların ışığında, ben cinayet adına konuşuyorum. Bu ülkede bir yıl içerisinde faili meçhul yok ise ve bunun yanında da 10 tane geçmiş yıldan meçhul çözülmüşse bence İstanbul sonsuz güvenilir bir şehir. Şahane o zaman. Bir şey alabilir miyiz? Size gerçekten, yani biz yatakta rahat rahat uyuyalım diye buradaki size, vatandaşlarımız da öyle, size şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim çok size... Evet, buyurun Ömer Bey. Ama ben bunu Büşra'nla vereceğim. Tabii. O hesaptan kutlu olsun. Bizim de hayırlıca size bir hediyemiz oldu. Ay, teşekkür size. Ederim, sağ olun. Ay. Çok çok teşekkürler. İstanbul İl Emniyet Müdürümüzün, Zafer Aktaş Müdürümüzün adına çok çok teşekkürler. Ne kadar güzel. Gurur duydum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle bir gösterin. Zuhal yardım et Zuhal. Gel Zuhal. Çok teşekkür ederim. Gurur duydum vallahi. Şöyle odamın baş köşesinde olacak. İstanbul Asayiş Şube Müdürümüz, Şinasi Müdürümüzün. Evet, Şinasi öyle mi? Şinasi evet. Müdürüme de sevgilerimizi, saygılarımızı Atıyorum. Sunuyoruz. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizim Cinayet Büro amirliğinin. Oo, daha anlamda. Orhan Bey gördünüz mü? Cinayet Büro. Orhan Bey'in yıllarca emek verdiği yer. Aynısından benim ofisimde de var bir var tane. Var mı? O zaman çok ne güzel. Ama yani. Çok önemli, çok değerli bir şey. Evet, çok çok kıymetli. Biz bunu da aramada yollayacağız bir tane. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben sizi şöyle hemen... Biz konuları, yine cinayetleri teşekkür burada konuşacağız ediyorum. Ama asıl yük sizin omuzunuza, her zaman söylüyorum. Teşekkür çok ederim. Mutlu oldum tanıştığıma. Çok teşekkürler. Sağ olun, görüşürüz. Sevgili Büşra Hanım, görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok çok teşekkürler.